Ya bir şey olmaz ya, hoş geldin diye. Sola, biraz daha sola. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin oturmaya Gel. Cenazelerimizi çıkarmayın dediler. Kurtlar köpekler yiyor bizim cenazemizi dediler. Kimse gelmedi. Kimse ilgilenemedi. Aldık öyle. Şimdi de hala daha bir ay geçti aradan. Ne çamaşır makinamız var. Bakın. Bir ay oldu. Bir ay oldu, ne çamaşır makinamız var. Ne doğru düzgün banyo yapabiliyoruz. Ne doğru düzgün iyi biçebiliyoruz. Bıktık artık. Gerçekten de bıktık. Çoluğumuz çocuğumuz ortada. Rezilsiz ya. Bize vermiyorlar Nurhak diye, bize yardım vermiyorlar ya. Biz Nurhak diye vermiyorlar. Aslında her şey yanlış bir haber veriliyor. İlk günden beri müdahale edilmiş gibi özgür ekibimiz buradaki şeyinden sonra zaten buraya yardımlar gelmeye başladı. Biz ilk geldiğimizde inanın şunu hissettim. Ben de zaten özgür vekilimize de söyledik. Ali vekilimizle de sürekli iletişim halinde. Yani ölüyoruz dedim artık. Çünkü hiçbir yardım gelmiyordu dedim. Yetişin dedim. Yukarıda insanlar vardı. Bizim gittiğimizde bağırış çağırış zaten geliyordu enkaz altından yani. Şu anda yani birçok şeyi biz daha öncesinde de söylemiştik. Burası Karkış memleketi ve Büyükşehir Belediyesi de zaten büyük bir bize tavır aldığı için hiçbir zaman buraya da kar yağacak falan diye önlem almıyorlardı. Bu yüzden de biz kar yağacağını bildiğimiz için önlemimizi aldık. Kendiler de her seneki yaptığı gibi önlem almadılar ve depremi kimse göremiyordu ama biz kar yağışını görüyorduk. Yollar açık olsaydı, iletişim aynı anda kopmamış olsaydı biz bu yaşadığımız acının onda birini ancak yaşayabilecektik zaten. Aynı anda bütün GSM operatörleri çöktü. 3 gün boyunca GSM iletişim yok, ulaşım yok. Gölbaşı, Malatya, Adıyaman ve Elbistan üçü de kapandı yolları. Ve her sene aynı şeyi yaşıyoruz biz. Büyük iş makineleri buraya bırakılmıyor. Buraya bırakılmadığı için de bu insanların hepsi de burada aynı şekilde böyle bekliyorduk. Ve aynı gün biz gittik hasarlı binalardan şeyleri çıkarttık, tencereleri bizim gönüllü ekiplerimizle beraber. Onlar burada şu arka tarafta şeyi pişirdiler, çorba pişirdiler. Ben daha sonra yürüyerek bir kısmına ulaştım. Kullar mahallemizden bana şunu söylediler, hiçbir şey yapamıyorsam da orada bir kepçem vardı benim. Hiçbir şey yapamıyorsam da çorba gönderdiler, geri geldim ben buraya. Arkadaşlarımızla beraber çorba yaptık, geri oraya bir kazan çorba götürdük. Yani ilk gün bütün önlemleri almaya çalışsak da kendi çabalarımız ile çok yetersiz. Çok yetersiz. Sadece benim tek derdim şuydu burada, insanları hayatta nasıl tutabiliriz onun çabasındaydım. Ölümü, depremden sonraki ölümü nasıl engelleyebiliriz diye. Çünkü ikinci deprem olduğunda birçok insan bizden medet olduğu için beni birçok yere çekip götürdüler zaten. Bir bu enkazına oradaydım, bir öbür taraftaydım. Daha sonra üçüncü günden sonra da arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız, Tokat Kınık belediye başkanı arkadaşlarımız, bunlar da geldiler burada bir komisyon kurduk. Başkanlarımızla da irtibata geçerek hızlı bir şekilde Mansur başkanımızla da görüştük. Buradan transfer sağladık. Yaklaşık bir 3400 kişi diğer kamu kurumlarıyla da işbirliği yaparak 3400 kişinin buradan ilk etapta transferini sağladık. Ve daha sonra da işte en büyük sıkıntı şeye dönüştü, barınma. Şu anda çok soğuk olduğu için barınma büyük bir sorun. Şu anda geri dönüşler tekrardan başladı 3400 transferimizden sonra ve ilk etapta çadır diyoruz ama Nurhak'ta çadır hiçbir işe yaramıyor Sayın Genel Başkanım. Hiçbir işe yaramıyor diyorum ama ihtiyaç çok soğuk, aşırı soğuk. Yani şu an görebildiğimiz bizim 3-27 yani elimizi cebimizden çıkartamıyorduk. İlk gün depremin olduğu ilk gün bütün belediye araçlarının hepsini çalıştırdık. Biz kendi makam aracımızı da ben içine bir kere gireyim dedim. Ellerim çok donmuştu. Girince dışarıda çocukları gördük. Geri tekrar çıkmak zorunda kaldım. 3 gün boyunca zaten hiçbir şekilde şurada koşuyorduk.
ısınmak için. Şeyin etrafında koşuyordu. Vatandaşlar da aynı şekilde bu şeyin güvenli alanın etrafını koşarak ısınmaya çalışıyordu. Şu anda da ilk etapta dedik biz çadır olsun ama çadır iş görmemesine rağmen şu anda çadır eksiği de var. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Çadır takviyesi yaptı. Konteynerleri gönderdi, geliyor. Bir kısmı geldi, gelmeye devam ediyor. Çadır eksiğimiz var, hala sürüyor ama sağ olsun Sayın Başkanımız ve diğer belediyelerimiz buraya çadır gönderdiler ama yetmiyor efendim. Belediyelerimiz gerçekten de çok sağ olsunlar. Ben onu şunu söyleyeyim, vekilim de belirttiği gibi. Akşam telefon açıyoruz, sabah burada hepsi, özür dilerim. Sabah burada. Yani o konuda hiçbir sırtımızda dayadığımız bir dağ var. Bizim şu anda zaten güvendiğimiz de o. Burada vatandaşlarımız geldiği zaman, vatandaşlarımızın hepsine şunu söylediğimiz zaman en azından bir şey oluyor. Bize karşı bir ciddi bir güven var. Ondan dolayı biz belediyelerimize, vekilimize ilettik. Bunlar gelecek diyoruz. O yüzden vatandaşlarımız da sağ olsun sabırlı davranıyorlar. Ama burada eğer biz kısa bir süre içerisinde konteyner sorununu çözmezsek maalesef her yerde olduğu gibi kaos artabilir yani. Onu da el birliğiyle çözmeye çalışacağız. Diğer kurumlarla da işbirliği yaparız Sayın Genel Başkanım. Şu an biz yine belediyelerimiz başta olmak üzere aldık vekilimin de şeyiyle. İlk önce biz konteynerlarımızı Sayın Genel Başkanım hayvancılık yapanlarımıza, çünkü hayvancılık yapanlar çadır kentlerde oturamıyorlar. Mecburen hayvanlarının, çünkü hayvanların da gebe dönemi, doğurma dönemi, biz onlara ilk başta vermeye başladık. Hayvancılık yapıp ilk önce çocuğu olanlar, engellisi olanlardan başladık. Yavaş yavaş diğer konteynerlarımız da geldiği andan itibaren bu işi bu şekilde halletmeye çalışacağız. Burası kırsal mahalle olduğu için hiç kimse konteyner kentte, çadır kentinde kalmak istemiyorlar. Herkes evinin bahçesinin içerisinde konteyneri istiyorlar. Çünkü yarın bağ bahçe başladığı zaman bağ bahçe işleri üretim durmaması için mecburen onların da o isteklerini yerine getirmek durumunda kalacağız. Sayın Genel Başkanım. Şu anda Sayın Genel Başkanım, Nurhak'ta 5000 yapı var bizde. Bunun yaklaşık 1300 tanesi enkaz durumunda, 1300 tanesi ağır hasarlı yıkılacak, 730 tanesi orta hasarlı, orta hasarlılar da büyük ihtimal yıkılacak. Bunlar sisteme kayıtlı olanlar, eski yapılar olduğu için 300-400 tane de sisteme kayıtlı olmayan ve yıkılacak binalar var. Yani bizim Nurhak'ın mevcut stokunun neredeyse %70-%80'i yıkılacak ve bununla ilgili de çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Jeolojik etüt çalışmalarının ve yeni imar çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor ki vatandaş kışa girmeden en azından bir kısmının kalıcı konutlarının sağlanması gerekiyor Sayın Genel Başkanım. Başkan geçmiş olsun. Eyvallah Sayın Genel Başkanım. Gerçekten çok büyük bir acı çekmişsiniz. Onu zaten biz gazetelerimizde okuyoruz, izliyoruz. Belediye başkanlarımıza hemen talimat verdik. Hemen hemen ulaşırlar, süratle ulaşırlar. Ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Mansur Başkan burada. Mansur Başkan Kahramanmaraş'ın genelinden de sorumlu aynı zamanda. Onun da tabii büyük katkıları var. Görüyoruz zaten. Moralinizi bozmayın. Eyvallah. Biliyorum büyük sıkıntılar çektiniz, onu da biliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Eyvallah. Olsun. Bu süreç içinde özellikle şunu ifade etmek isterim. Bir belediye başkanı olarak soğukkanlığını koruyup kitlelere önderlik yapman, onların can ve mal güvenliğini sağlamak için çabayı göstermen takdire şayan. Eyvallah. Bu konuda da seni yürekten kutlarım. Eyvallah. Sayın Genel Başkanım, sizin huzurunuzda yine Özgür Vekilimize de teşekkür ediyorum. Bizim gerçekten de bu ilk etaptaki şeyde çok büyük etkisi, katkısı oldu. Bizim 78 tane kaybımız var ve bu hemen bilgiyi de vereyim diye söylüyorum. İki kişi maalesef yanarak kaybettiklerimizden birisi, onların da DNA sonuçları bekleniyor. Yarınki ziyaret edeceğimiz noktalarda. Evde Sayın Genel Başkanım, şöyle bu kış olduğu için insanlar soba yanıyor evde. Ev enkaza dönüşünce o soba bir de geç müdahaleden dolayı şey olur maalesef. Yani ben ve şunu da söyleyeyim basın mensuplarımdayken ben son derece hoş geldiniz. Kelimelerimi seçerek ifade etmeye çalışıyorum. Oysa o kadar doluyum ki, yani bir kar temizlemeyi ben 4 yıldır belediye başkanıyım. Sürekli diyorum ki burada yollar kapanıyor. Sürekli diyorum ki iş makinası
yardımında bulunur. Çünkü bizim iş makinalarımızla yaptığımız çalışmaların her zaman kendileri yapıyor gibi ortaya koyuyorlardı. Şu anda ise Nurhak'a hiçbir zaman giremediler. Daha öncesinde de ifade ediyordu. Biz bak siz giremiyorsunuz, çalışma yapmıyorsunuz. Çalışma yapılıyormuş gibi gösterildi. Bunda da giremediler ve sonucunu hepimiz öyle ağır ödedik ki. Yani nasıl söyleyeyim ben? Yani bu bir katliamı sanki arttırma şeyi gibi böyle. O kadar acı bir durum ki yani. Dediğim gibi sadece ben vatandaşlarımızı gördüğüm zaman, o günkü yaşananları gözümün önüne getirdiğim zaman kızgınlığımızı da sadece şey yapmaya çalışıyoruz yani. Eyvallah Sayın Genel Başkanım. Size geçmiş olsun demeye geldik. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Şundan emin olun. Gerçekten yaşadığınız acıları biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin her coğrafyasında yüreğimizde hissettik. Bunu da bilmenizi isterim. Sizin acınız aynı zamanda bizim acımızdır. Bundan da emin olmanızı isterim. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da burada. Diğer belediye başkanlarımız da hepsi burada, hepsi emrinizde. Elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Sizin acılarınızı dindirmek için, var olan sorunlarınızı çözmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. Dediğim gibi sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük. Ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde hepsini çözeceğiz. Hepsini, daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Hepiniz, hepiniz Allah'a emanet olun diyeyim. Sağ olun. Mavi çadırdan sonra gelsin, alınmıyor. Arkadaşlar bundan sonra çekimler yok. Burası belediye binası. Atatürk burada. Bütün bayrağımız burada. Belediye binası yıkılacağı için Kıyı Ege Belediyeler Birliği burada belediye binamızı yapma konusunda bir çalışma başladı.